Gündelik yaşamdan, çalışma, iş stresi derken insanların psikolojik çöküntüsü çok kolay oluyor. Sizin var mı tavsiyeniz, bitkisel bir çözümünüz psikolojik Tabii ki çöküntüye? var. Olmaz olur mu? Şimdi bu sarı kantaron, şu otu, bu da ekstraktından ya da elde edilen kapsülü. Bunun birleşiminde hiperesin, hiperforin gibi etken maddeler var. Bu beyinde serotonin, noradrenalin, dopamin, glutamat gibi hormonların salgılanmasını artırır. Ama bitkinin tozunu kullanırsanız etken madde %1. Özünü kullanmamız lazım, değil Ekstra, mi? evet, özünü kullanırsanız etkisi %95. Tozunu kullanırsanız etkisi %1. Sarı kantaronu anlatıyorum, vatandaş diyor ki ya ben kullandım da bana bir faydası olmadı. Çayıyla olmaz. Depresif rahatsızlığı olan kişi, birinci, ikinci derecede depresi olan bir kişi çayı içe içe iyileşmiş. Ekstraktını kullanacak, özünü kullanacak. Şimdi bir beyefendi ağrı kesici kullanmış, antibiyotik kullanmış. Böyle depresyona girmiş. Hatta şurada şu şakakları içine çökmüş adamın. Parmağı şöyle içine girecek kadar. Dokuda yıpranma olmuş. Sinirler Yıpranmış. yıpranmış. Beni aradı dedi ki ya psikolojim çok bozuk. Ha, şöyle durum var, böyle durum var. İşte yorgun, halsiz, dermansız, bitkin. Panik yok dedik. Bakalım ne olacak. Biz ona iksir, aloe vereceğiz, sarı kantaron psikoloji düzelsin diye. Ben dedim. Ama uzun süre, 6 ay kullandı. Elhamdülillah bütün rahatsızlarından kurtuldu. Beni aradı. Çok şükür, çok çok iyiyim. Hani her türlü rahatsızlık iyileşmesi mümkün. Önemli olan doğru yerde, doğru zamanda, doğru ürünü kullanacaksın. Şimdi sarı kantaron depresyona karşı, üzüntü, sıkıntı, anksiyete, panik atağa karşı kullanılır. Ama siz bunu kalkıp da başka bir şey için kullanırsanız bir anlamı olmaz. Telefon numarası gibi. Doğru numarayı çevirmedikçe hat düşmez. Hastalıkları da doğru bitki kullanmadıkça iyileşme olmaz. Her hastalıkta bu böyledir.